çiftçilerimizin belini büken mazotu 1 lira 75 kuruşa indireceğiz. Tarımı canlandırmak, çiftçimizi, hayvan üreticimizi borçtan, dertten kurtarmak için bizimle yürüyecek misiniz? Canlı hayvan kaçakçılığını önlemek, et ve sütte garanti fiyat uygulamak için tedbir alacağız. Asgari ücretle geçinen kardeşlerin ne denli yoksul ve vahim durumda olduğunu yakından takip ediyorum. Buna son vermek zorundayız. Erdoğan karşı çıksa da, Davutoğlu itiraz etse de, Maliye Bakanlığı bütçe dengelerini hatırlatsa da, Suriyeli sığınmacılara 5 milyar dolar civarında harcama yapanlara asgari ücretlilerimizi ezdirmeyeceğiz. Ve asgari ücreti net 1400 liraya çıkaracağız. Hayırlı olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden ucuz siyaset yapan müflis ve maneviyat tüccarlarının yapamadığını yapacağız ve imamsız, müezzinsiz cami bırakmayacağız. Cemevi gerçeğini siyasi kaygılardan uzak bir şekilde kabul edecek ve devlet yardımının önünü açacağız. Köy ve mahalle muhtar maaşlarının en az asgari ücret kadar yükselmesi, yani en az 1400 lira olması için gereğini yapacağız. Duydun mu muhtar kardeşim? Maaşın 1400 lira oluyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın yeni iş yeri açtılarsa onları 5 yıl süreyle gelir vergisinden muaf tutacağız. İlave olarak kendi nam hesaplarını ödedikleri sigorta primlerinin yarısı 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır. Şoför esnafımızın aldığı yeni ticari araçtan 10 yıl kullanmak kaydıyla KDV ve ÖTV'yi almayacağız. Kutlu olsun. Esnaf, Bağkur emeklilerinin aylıklarını iyileştireceğiz. Gerçek manada intibak düzenlemesi yapacağız. Herkesin gözü aydın olsun. Bizimle yürümeye söz veriyor musunuz? İşsiz kardeşlerim üzülmeyin. Üreten ekonomi programımızla her yıl 700 bin insanımıza iş sağlayacağız, sorunlarını bitireceğiz. Bugüne kadar kim hangi ad altında, hangi tutar ve miktarda yardım alırsa alsın, anasının ak sütü gibi helali olan sosyal yardım ve desteklerden kesinlikle mahrum bırakılmayacaktır. Ve de bu yardımları refah artışı kapsamında yükseltip yüzleri güldüreceğiz. Şimdi seçime az bir süre kaldı. Alacakaranlıkta sabaha karşı her neyse, mahalle ve köyleri ziyaret eden o bildiğiniz şahıslar var. AKP'den besleme olanlar, kendileri gibi besleme yapmaya çalışanlar var. Bunlar geliyorlar, diyorlar ki destek yardımları AKP iktidardan düşerse alamazsınız. Bu şerefsizlere söyleyin, AKP'yi iktidardan düşürün de ne olacağını göreceksiniz. Muhtaç durumda olan ailelerimizin en az bir ferdine iş vereceğiz. Uğurlu olsun. İş sağlanana kadar asgari ücretin yarısı kadar, yani 700 lira aile desteği adı altında ödeme yapacağız. 65 yaşını doldurmuş kardeşlerim, rahat olun, size ödenen aylığı 300 liraya çıkaracağız. Yaşlısına bakmakla yükümlü ailelerimize sosyal yardımı helalinden vereceğiz. Kamuya ait atıl arazileri
yoksullarımıza tahsis etmekle kalmayacak, istihdam oluşturmak amacıyla büyük ya da küçük baş hayvanları bedelsiz dağıtacağız. Evi olmayan muhtaç ailelerimize sosyal konut sağlayacağız. Veya 250 lira kira yardımı yapacağız. İlk öğretime ve orta öğretime devam eden evlatlarımızın annelerine muhtaçlık durumlarını dikkat alarak en az 50 lira vereceğiz. Aylık 200 kilovat saatin altında elektrik tüketen ve ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza %75 indirim yapacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Muhtaç durumdaki ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Hilal Kart uygulamasına geçeceğiz. Güle güle harcayınız. Gelecek nesillerimizin teminatı öğretmenlerimizin 3600 ek göstergeden yararlanmalarının önünü açacağız. Atanamayan öğretmen bırakmayacağız. Yuva kuracak gençlerimize 10 bin lira tutarında 2 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı sağlayacağız. Devletin asli ve sürekli hizmetlerinde çalıştırılan taşeron işçilere kadro vereceğiz. Kamuda sözleşmeli, geçici, 4B'li, 4C'li vekil ve benzeri şekilde istihdam edilenlerin alayını kadrolu yapacağız. Ve şüphesiz bölücülüğün ve terörün kökünü kazıyacağız. Temiz siyaset, dürüst yönetim için bizimle yürü Kayseri. Dik baş, tok karın, mutlu yarın için bizimle yürü Kayserili kardeşlerim. 7 Haziran'da MHP'ye oy verecek misiniz? 7 Haziran'da vatana, millete ve geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Bu avetler sayesinde genel seçimler büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülküsüne götürecek yolun başlangıcı olacaktır. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Ziyaretleriyle ilimizi şereflendiren geleceğin lider ülke Türkiye'sinin mimarı saygıdeğer genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i saygıyla, hürmetle yurt gezilerine uğurluyoruz. Yolun açık olsun ilkeli lider Türkmen Bey'i. Yolun bahtın açık olsun. Sen bu vatanın sahibisin. Huzurlu Türkiye'nin teminatı. Saygıdeğer Genel Başkanımız, Başbakanımız Devlet Bahçeli Bey'i Kayseri'den yurt gezilerine uğurluyoruz. Kayseri sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. İlkeli lider Türkmen Bey'i, yolun bahtın açık olsun. Hareket tek çözüm ülkeye. Saygıdeğer Kayserililer, genel başkanım.